Bu videoda eğri altında kalan alan için tahmini bir değer elde etmek ve sigma gösterimleri üzerinde, evet bunlar üzerinde durmak istiyorum. Bunu yaparken fx eşittir 1 artı 0,1 x kare eğrisini kullanacağız. Bu eğrinin grafiği ve bunlar da x eşittir 0 ile x eşittir 8 arasında eğrinin yani fx'in altında kalan alanı bulmak için kullanacağımız dikdörtgenler. Gördüğünüz gibi alanı 4 tane dikdörtgene parçaladık. Bu birincisi, bu ikincisi, bu üçüncüsü ve bu da dördüncüsü. Kısa kenarları bir bakalım. Aralık 8 birim olduğuna göre evet 2 birim. Dikdörtgenlerin kısa kenarları birbirine eşit ve 2 birim. Uzunluğu 8 olan bu aralığı 4 eşit parçaya ayırırsak parçalarının her biri 2 birim uzunluğunda olur. Öyle değil mi? 2, 2, 2 ve bu da 2. Uzun kenarları da fonksiyonun dikdörtgenlerin kısa kenarlarının sağ ve sol köşelerinin orta noktasında aldığı değere eşit. Mesela bu f1, bu f3, bu f5 ve bu da f7. Grafiğin çiziliş şeklini göz önüne alarak bize eğrinin altında kalan alan için tahmini bir değer verecek bu alanı sigma gösterimi ile nasıl yazarsınız? İsterseniz ben başlayayım, sonra videoyu durdurun ve bu ifadeyi yazmayı siz bitirin. Dikdörtgenlerin alanlarının toplamını bulmamız lazım toplam sembolü evet n 1'den 4'e kadar olacak. Neden diyecek olursanız 4 tane dikdörtgenimiz var. Evet haydi bakalım şimdi hemen videoyu durdurun ve bu toplamı kendi kendinize yazın. İsterseniz fonksiyon gösterimini de kullanabilirsiniz. Yani her yere 1 artı 0 virgül 1 çarpı x kare yazmanıza da gerek yok. Denediniz ve başardınız öyle değil mi? O halde şimdi de birlikte yapalım. Dikdörtgenlerin birincisi için kısa kenarı yani 2'yi uzun kenarla yani 1'le daha doğrusu fn'le çarpmayı düşünmüş olabilirsiniz ama bunun ikinci dikdörtgene geçtiğimiz zaman doğru olmayacağını hemen fark edeceksiniz. Kısa kenar yine 2 ama uzun kenar bu defa 3 birim uzunluğunda olduğundan fn işe yaramayacak. Hadi biraz düşünelim. n 1'e 2'ye 3'e ve 4'e eşit olacak ve biz de fn'i ya da burayı boş bırakalım. Evet, kullanacağız. n 1 olduğunda f1'i, 2 olduğunda f3'ü, 3 olduğunda yani 3. dikdörtgen için f5'i ve 4 olduğunda da f7'yi kullanmamız lazım. Peki, bu sayılar arasında ne gibi bir ilişki var diye sorarsam bana ne cevap verirsiniz? Bir bakalım, 2 ile çarpıp 1 çıkarırsak bunları elde ederiz, öyle değil mi? 2 çarpı 1 eksi 1, 1 eder. 2 çarpı 2 eksi 1, 3. 2 çarpı 3 eksi 1, 5. Ve 2 çarpı 4 eksi 1 de 7 eder. O halde bu 2n eksi 1 olmalı. Dikdörtgenlerin alanları da bu durumda kısa kenar yani 2 çarpı uzun kenar yani f 2n eksi 1 olarak ifade edilebilir. Sigma gösterimi ile elde etmek istediğimiz şey arasındaki ilişkiyi anladınız değil mi? Bunun bir de neye eşit olduğunu bulalım isterseniz. Evet, eşittir. 2 çarpı n 1 iken burası f 1 olacak. Artı 2 çarpı n 2 iken 2 çarpı 2 eksi 1'den f 3 ve artı 2 çarpı n üçgen f5 çarpı 2 çarpı n dörtgen de f7 şunu sileyim kendimize biraz yer açmış olalım. Evet isterseniz bunu şimdi bir de iki parantezine alabiliriz. 2 çarpı f1 1 artı 0,1 çarpı 1'in karesi. Farklı renklerle yazarsam daha iyi olacak. Evet, f1, 1 artı 0,1 çarpı 1'den 1,1'e eşit. f3, 1 artı 0,1 çarpı 3'ün karesinden 1,9'a eşit, öyle değil mi? f5 1 artı 0,1 çarpı 5'in karesinden bir bakalım. 25 çarpı 0,1 2,5 eder. Buna bir de 1 eklersek evet 3,5 buluruz. Ve son olarak f7 de 1 artı 0,1 çarpı 7'nin karesinden 49 çarpı 0,1 4,9 eder artı 1 5, 9. Şimdi bunları toplayalım. 1,1 artı 1,9 3 eder. 3,5 ile 5,9'u toplayınca da 9,4 elde ederiz öyle değil mi? Ve 9,4 artı 3 ise 12,4. 4. Bir de 2 ile çarpmamız lazım ve sonuç 24,8. Elde ettiğimiz değerin yani 24,8'in x eşittir 0 ile x eşittir 8 arasında ve eğrinin altında kalan alan için tahmini bir değer olduğunu unutmayın.